Sevgili arkadaşlar, bugün size sözlerimizin hayatımıza etkisini ispatlayacağım ve beraber bir uygulama yapacağız. Şimdi bu deneme normal zekası olan herkeste çalışıyor. İnsanların normal zekası 100 puanlık bir zeka varsa yeterli. Yani siz de normal insanların içerisindeyseniz en az bu kadar zekanız varsa veya daha fazla zekanız varsa bu ispatı siz de göreceksiniz ve hissedeceksiniz. Bu deneme sizde de çalışacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken diğer konu zekanızın normal olmasının dışında ikinci bir kural daha var. Sessiz bir ortam olması lazım. Yani sadece bu ekran, beni seyrettiğiniz ekran ve onun dışında başka sizi meşgul edecek hiçbir şey olmaması lazım. Eğer bu deneme sizde çalışıyor olduğunu görebilmeniz için. Şimdi değerli arkadaşlar, konumuz ne? Sözlerimizin, dilimizin, cümlelerimizin hayatımıza direkt etkisi. Bunu ispatlayacağız. Konumuz bu. Şimdi herkes hazır. Öyle mi? Hepimiz hazırız. Sessiz bir ortam hazırız demektir. Sizde de çalışacak. Sadece yapmanız gereken şey hayal etmek. Benim sözlerimin sizin hayatınıza etkisi. Değerli arkadaşlar, şu bir elinizi kaldırıyorsunuz, bu şekilde yapıyorsunuz. Parmağınızı bu şekilde tutuyorsunuz. Ve şimdi gelelim, diğer elimizde avucumuzu bu şekilde açıyoruz. Ve şu parmağınız, şu gördüğünüz parmağınızın üstünde bir parmak boyunda, şu kadar bir parmak boyunda ışığın olduğunu hayal edin sadece. Yani oraya bakıp öyle bir şey olduğunu zihninizde hayal edin sadece. Bakın şu anda söylüyorum, dil ile size bir düşünce söylüyorum değil mi? Bu şekilde düşünün diyorum. Dil, düşünceye etkisi. Ve siz düşünmeye başladınız. Şu boyda bir ışık var. Hani eskiden filmlerde olurdu değil mi? Kılıç. Adam şuradan bir basıyor, ışın kılıcı çıkıyor. Onun gibi düşünün. Ve ışığı şu anda görüyorsunuz. Ve şöyle bu hareketi yapın lütfen. Yaklaştırın, avucunuza yaklaştırın, yaklaştırın ve avucunuzdan içeriye doğru sanki o ışığın girdiğini düşünün. Avucunuzun tam ortasından girdiğini düşünün ve yavaşça çevirin. Yavaşça çevirin değerli arkadaşlar. Bu şekilde. Ve avucunuzun içerisinde o ışığın döndüğünü hayal edin. Öbür taraftan da çıktığını düşünün. Düşünün sadece. Hayal edin. Bakın düşünce, hayal. Tamam mı? Düşünce neyi etkilemeye başladı? Duyguları. Ve duygu ne demek? His. Hissetmeye başladınız. Sözler, düşünceleri, düşünceler, duyguyu yani hissetmeye başladınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu buradan bu şekilde yavaş yavaş çıkarıyoruz. Çıkarınca buradaki his kayboldu değil mi? His kayboldu. Duygu değişti. Burada ne yaptık aslında? Bir söz, dil etki yaptı değil mi? Hayatımıza etki yaptı. Direkt etki yaptı aslında. Ama aracı bir şeyler vardı. Araç. Araç neydi? Dil ile düşüncemizi değiştirdik. Düşünce. Yani hayal. Hayal etmeye başladık. Sonra ne oldu? Duygu geldi değil mi? Duygu. Duygu hissetmeye başladık. Duygu. His. Duygu neyi değiştirdi? Fizyolojimizi etkiledi. Fizyoloji. Fizyolojimizi etkiledi. Ve burada senin bedenin reaksiyon göstermeye başladı. Yani avucunda o reaksiyonu hissediyorsun. Kimyan değişti çünkü. Fizyoloji bu şekilde olunca sen artık tam inandın, kalıp olarak tekrar aynı cümleyi söylediğin zaman yine aynı şekilde çalışacak sistem. Ve senin dilin hayatını ne yapıyor? Direkt etkiliyor. Bunun ispatı. Hayatın dil ile etkileniyor. Dolaylı yollar ile hayatın dil ile programlanıyor, değişiyor. O yüzden hadis-i şerif var ya, bela insanın diline bağlıdır. Tersini de söyleyebiliriz. İnsanın güzel bir hayatı olması için yine
nereye bağlıdır? Diline bağlıdır. O zaman bir insan fizyolojisini dil ile değiştirebiliyorsa hastalıklardan da dil ile kurtulabilir. Bedendeki değişimleri insan dil ile yapabilir. Veya insan hayatını zehirleyebilir, kimyasını değiştirebilir, kötü hale getirebilir. Neyle? Dil ile. Peki insan hayatını, bedenini, fizyolojisini sağlıklı hale getirebilir mi diliyle? Evet, getirebilir. Daha başarılı, daha mutlu, huzurlu olabilir. Yani bu teknik ile bunu ne yaptık? Size ispatladık. Dil, yani konuşmak nedir? Davranış. Biraz önce dediğim gibi davranış şeklidir. Konuşmak davranış şeklidir. Davranış düşünceni, hayalini değiştirdi. Düşüncen değişince duyguların, hislerin değişti. Hissetmeye başladın. Bu da senin hayatına, fizyolojine, bedenine etki yaptı. Belki internette karıştırırken görmüşsünüzdür. 8 santimlik tümörü 3 dakikada dil ile, yani davranışları değiştirerek, duyguları, düşünceleri değiştirerek ne yaptılar? Sıfıra indirdiler. 8 santimlik tümörü 3 dakikada veya 5 dakikada tümörü ne yaptılar? Küçülttüler. Bu neyle alakalıymış? Davranışla, yani davranış şekli, dil. Dille başlıyor her şey. Davranış şekli. Ve bu döngüyle, şu gördüğünüz döngüyle insan aslında direkt hayatını etkiliyor. Hayatını iyileştirebiliyor veya hayatını kötü hale getirebiliyor. Kişiye bağlı. Sizin davranışlarınıza bağlı. Bu uygulamayı biraz önce yaptık değerli arkadaşlar. Belki sizde hemen olmayabilir. Bu videoyu tekrar izleyin, tekrar yapın. Hissedeceksiniz. Eğer normal bir zekaya sahipseniz veya normal zekaya ve üstün zekaya sahipseniz sizde de olur. Dikkatinizi başka yere vermediyseniz eğer. Bir insan davranışlarıyla tümörden nasıl kurtuluyorsa davranışlarıyla, yani diliyle de hastalıkları üzerine çekebilir. Sadece sağlık için değil bu konu aslında. Bu hayatının diğer kısımları için de, aile için, başarı için, iş konuları için, mesleğinle alakalı, hayatındaki bereketle alakalı her yöne bu tekniği kullanabilirsin. Hadis-i şerif, ya hayır konuş ya sus. Eğer hayatını düzenlemek istiyorsan o zaman davranışlarını, düşüncelerini, duygularını değiştirebilmeyi artık öğrenmelisin. Bu konularda artık kendini geliştirmeye başla. Bizim sana bu konularda yardımcı olmamızı istiyorsan, kendini bu konuda geliştirmek istiyorsan, sonuç olarak daha başarılı, daha huzurlu olmak istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.